Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sizlerle beraber Laravel referans sistemini yapacağız. Şimdi ben buraya çekilecek videoları not alıyorum. Bu referans sistemi şöyle. Referans sistemi ne, nasıl bir şey olacak? Bu gördüğümüz saadet zincirleri gibi bir mantık olacak. Yani kullanıcılar kayıt olacak. Bir referans koduyla kayıt olacak. Buna göre bir bölüm oluşturacağız. Yani sizin altınızdaki kişiler gibisinden bir bölüm oluşturarak devam edeceğiz. Şimdi bunun için bir tane Laravel projesi oluşturdum sıfırdan referans diye. Bunun içerisine NGV ayarlarımı yaptım. Bir tane veri tabanı oluşturdum yine referans diye. Daha gördüğünüz gibi herhangi bir şeyi migrate etmedim. Şöyle terminalimi bir açayım. Burada yapacağım şey çok basit olacak. Şuradan migrations'a geliyorum ve şu tablo değil. Users tabloma şunu şöyle biraz ufaltayım. Tam bu kısma table integer parent id ve table string code adında iki tane sütun ekleyeceğim. Şimdi daha sonra php artsın migrate diyerek bunları nereye göndereceğim? Buradaki tabloma göndermeye çalışacağım derken bağlantı kuramamış. Bakalım bu videoyu şu şekilde ayarladım. Şimdi baktığımız zaman şu referans açarsak evet. Burada users adında bir tablomuz var. Bakın bu tabloda code ve parent id gibi bir bölümler var. Bu arada unuttuğum bir şey var. Şurada users'ın integer'ına default olarak 0 verebilirim. Tamam mı? Şurada integer parent id şuraya 0 tekrardan koyalım. Şimdi ne yapacağız? App HTTP controllers out register bir açalım ve buradan models user'ı da bir açalım. Şimdi şuraya iki tane alan daha ekleyeceğim. Tabii ondan önce bir şey yapalım. Clear php artsın serve diyelim ve açalım. Evet. Yani bilgisayar bu aralar çok fazla kasmaya başladı. Register bölümüne geldiğimizde bakın bu şekilde bir alan oluşuyor. Bu bizim için yeterli bir alan. Şimdi user.php alanına ne diyeceğim? Yani veri tabanının eklemesi gereken bir kod olacak ve bir de parent id'ye izin vereceğiz. Tamam. Şimdi geldim buraya. Şu register controller'a. Burada herhangi bir zorunluluk olmayacak. Yani referans sisteminde herhangi bir zorunluluk olmayacak. Çünkü neden? Adam referans kodu yazmadan da girebilir. Burada ne yapacağız? Ben bir parent check adında bir komut yazacağım. Tamam mı? Ya da şöyle de yapabilirim. Direkt parent yazayım. User where code data kod olmasın ya ne olsun referans olsun referans first olarak buna erişmeye sağlayayım yani forumdan gelen veriyi ben buradan yakalamaya çalışacağım eğer ki şunu da MD5'te şifre diyelim ya da gerek de yok çünkü sonuçta giriş çıkış yapacağız sürekli şimdi kodumuz otomatik olarak üretilecek unique ID olarak üretilsin. Parent ID'imde bakın parent ID'imde şu parent'tan gelen ID olacak. Tabii ki parent null'a eşit değilse parent ID olsun, değilse 0 olsun ya da aynen bu şekilde de bırakabilirim. Tamam, sorun değil. Şimdi geldim buraya. Öncelikle form'u düzeltmem gerekiyor. Resource views out ve register blade'e geleyim. Şöyle kaydırıyorum, kaydırıyorum. Şifreden sonra, bakın, şifreden sonra şu kısmı bir kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım.
referans kodu. Şuraya referans yazabilirim. Yani herhangi bir geri dönüşü olmayacak ama yine de yazabiliriz. Type text olsun. Şuna da referans diyelim. Şu name alanına da referans diyelim. Şuradaki required'ı kaldıralım. Şu autocomplete'i de silelim. Şimdi ilk kullanıcımız Mert Buldur olsun. buldurmert@gmail.com olsun. Şifrelerin hepsini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunun referans kodu olmadığı için register'ıma basacağım. Evet. Kaydımız oldu. Girişimizi yaptı. Nereye geldi? Home sayfasına geldi, değil mi? Şimdi ben burada şöyle bir şey yapacağım. Şöyle. Şöyle. Views. Home'a geldim. Bakın you are logged in diyor. Burada da you are logged in diyor. Şimdi burada şu bunun altına span olarak şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Referans kodu diyelim. Şuraya out user code diye burayı tamamlayabiliriz. Bakın referans kodum benim bu şekilde buraya geldi. Şuraya bir de br atalım. Karışmasın. Evet. Referans kodu bu. Şimdi birkaç tane üyelik yapacağız. Tamam mı? Bu üyeliklerden sonra tekrardan bu Mert Buldur'a giriş yapıp kontrollerimizi yapacağız. Şimdi hızlı bir şekilde ben birden fazla üyelik oluşturacağım. abc diyeyim. abc@gmail.com. Yine şifrem aynı olacak. Şöyle hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Referans kodum bu olacak. Basıyorum. Evet, tamam. Şimdi bir tane daha Mert Buldur'a referans ekleyeceğim. Tamam mı? ABC diyeyim. Buna BCD diyeyim. BCD@gmail.com. Yine şifremi aynı şekilde yazıyorum. Bakın bu da Mert Buldur'a referans oluyor. Şimdi BCD kullanıcısının referans kodunu alacağım ve artık yeni kaydolan kişi BCD'ye referans olacak. Buna da ne diyelim? RT. rt@gmail.com. Şöyle şifremizi de ekleyelim. Referans kodumuzu da ekleyelim. Yani totalde biz 4 tane bir kullanıcı eklemiş olduk. Şöyle bir veri tabanı yapımıza bir bakalım arkadaşlar. Şöyle content'e bir basalım. Bakın 1, 2, 3, 4 tane kullanıcımız var. Ve bunların bakın parent ID'si nasıl gidiyor? 1, 1, 3. Yani şu 2 ve 3 numaralı ID Mert Buldur'a referans oldu. 4 numaralı ID de BCD'ye referans oldu. Şimdi çıkışımı yapıyorum. Esas işin civcivli yerlerine geleceğiz. Yani şu bilgisayarın kasmasını bir çözebilirsek biz bunların hepsini halledeceğiz. Şimdi Mert Buldur'a bir giriş yapalım. Evet. Giriş yaptık. Şimdi ne yapacağız? Buraya geleceğiz. Bakın burada şöyle bu sayfayı açacağım. Şimdi normalde nerede çalışıyor? Bu Home Controller'da çalışıyor değil mi? Ben burada şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Users diyeyim. User var ID ne diyeceğiz? Out ID ve buna get diyeyim bir şimdilik, tamam mı? Şurada use app models user diyeceğim. Ve daha sonra şurada dd users diyeceğim. Bunu çalıştırdığım zaman ne olacak? Fagest out'un olmadığını söyledi. Ne yapacağız şimdi? Use illuminate support fagest out. Just out'u buraya ekleyeceğim ve burada tekrardan çalıştıracağım.
Bakın ne oldu? Items olarak bana bir tane veri gelmiş oldu. Şimdi ben istiyorum ki benim alt kişilerimi görmek istiyorum. Ne yapacağım? Users'a geleceğim ve buraya bir tane metot yazacağım. Bu metot public function parent olacak ve burada return this belongs to ve parent id ile eşleşen olacak. Ama bu, bakın şöyle tekrardan çalıştırayım. Şuraya gelelim. Relations, şu anda relations flavor. Ben burada get niye collection olarak dönmüş? Ha, attributes pardon. Attributes'e geldim burada. Ne yapacağım burada? Bir de with parent ekleyeceğim ki bu alt parent'ları görebileyim. Geldim buraya, bakın relations olarak geldi. Parent'ı null olarak geldi. Şöyle geldim. Çünkü neden? Bizim parent'ımız yok. Ben bunu tam tersi yaptım aslında. Yani şeye girince, RT'ye girince göreceğimiz şeyi yazdım. Biz child'ı yazmamız lazım. Public function, hop, şöyle public function child diyeceğiz. Yani çocuğu göreceğimiz için biz child, burada da return this has one, bir tanesini getirecek bana. Yine aynı user class parent id ile gelecek. Ve burada bakın with bir tane daha yazabilirim. Sorun değil. Şöyle with child diyeceğim. Şöyle yeniledim. Bakın relations'ın içerisindeki child da bana bir tane veri geldi. Burada attributes'e bakarsam ABC geldi, yani şu veri geldi. Ben istiyorum ama benim birden fazla iç içe bir yapım olabilir. Bunun için şurada tekrardan with child diyeceğim. Bakın şimdi ne olacak? Evet. Yeniledik. Geldi. Açtım. Relations'a geldim. Child'a geldim. Bakın şu an burada relations halen daha boş. Neden? Çünkü ben burada has one dedim. Has many diyeceğim ki bana buradaki has many, yani şu ikisini de çekecek ki şu dördü de görebileyim. Şimdi tekrar yeniliyorum. Geldim buraya. Attribute pardon. Relations. Evet. Items iki tane. Şu ikincinin relations'ı da bir tane. Bakın gördünüz mü? Yani iç içe ben ERT'ye de ulaşabildim. Şimdi ne yapacağım? Burada artık bunu da users'a şöyle users olarak ekleyebileceğim. Geldim buraya. Home Blade'e geldim. Şimdi burada ben artık bunları yazdırabilirim. Şöyle div card header referanslar diyelim ve daha sonra div card body diyeceğim. For each users as user ve and for each. Ne yapacağız? Burada bir div atalım. Username olarak bunu yazdıralım. Bakın çalıştıracağım. Evet, referanslara Mert Buldur geldi. Tabii users'ın içerisindeki child'ı çalıştıracağım. Kendimi yazdırmayayım şöyle. Child olarak çağırmadım mı?
Şöyle. Nerede bir hatamız var? DD users diyelim. Evet, geldi. Items relations. Ha. Şöyle yapmam lazım. Şurada first demem lazım ki o şekilde kullanabileyim. Eğer şu anki mevcut pozisyonda kullanmak istiyorsam şuraya 0 deyip yapmam lazım. Ya da out üzerinden de çalışır mı onu denemedim ama bu şekilde çalışacaktır. Şöyle yenileyelim. Yani 2017 bir bilgisayar olmasına rağmen bu şekilde kasmalar devam ediyor. ABC ve BCD şeklinde geldi ama ben ERT'yi de görmem lazım. Bu sefer ne yapacağım arkadaşlar? Burada bakın şurada şöyle yapalım. Şu div'lerin sonrasına bir HR verelim. HR. Ve burada tekrardan bir for each user. User bu sefer bakın dikkat edeceğim şey user. User child varsa and for each diyelim ve şu şekilde as user dersem yenilediğim zaman bakın abc bcd ert referanslar child referanslarım buna tamam mı referanslarım diyelim ve bir üst dizine de bakın bir üst bölüme de referans olduklarım diyelim ve buna da parent şuna da parent olarak düzeltelim. Invalid şurada burada şöyle bir şey yapacağız. Hop artık şu kasma. Burada şöyle bir şey yapalım. Eğer ki users parent null'a eşit değilse and if burada da users child null'a eşit değilse and if şimdi çalıştırıyorum bakın referans olduklarım yok referanslarım var şimdi bunlara bir de margin top 2 ekleyeyim. Evet şu şekilde bir yapıya sahip olsun. Şimdi görmek istediğim bir de ERT'yi ya da BCD'yi görürsem daha iyi olur. Yani iki veri de gelmesi lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Açtım. Evet. User name gelmedi diyor. Neden gelmemiş? Hemen bir kontrolümüzü yapalım. Home controller'a geliyorum. Evet açabilirsek. Geleceğim. Ve şurada DD users diyelim. Ve çalıştıralım. Relations'ın içerisinde parent bölümünde baktığımız zaman attribute'se name alanı geliyor. Tamam. Parent'ın içerisinde geliyor bu. Şurayı kaldıralım. Evet, çalıştırdık. Name alanı boş geliyor diyor. Username, parent, users, parent, username. Evet, şu kasmayı bir çözebilirsek hepsini tek tek halledeceğim ama. Evet, şuraya geldim. Tekrardan home'a geldim. Parent'ta username boş geliyor. Şöyle bir şey yapabilirim. Şurada dd user dersem gelen user'ı görürüm. Şöyle çalıştırayım. Evet, true diyor. Niye true diyor? Şuraya gelelim tekrardan. Evet, blanks to yerine tersine de kullanabiliriz. Yani şurada user ID dediğimiz yere şurada ID deriz. Tamam mı? Şöyle tam tersine bir kullanımda yapabiliriz yani baktığın zaman. Ne geliyor? BCD geliyor. Yani şu anda biz hangi kullanıcıdayız? Şu BCD'deyiz gerçi. Yani parent ID dersem şöyle yenilediğim zaman
Ne geliyor? Mert Bulur geliyor. Yani tam tersine bir kullanım da yapabiliriz ya. Bu şekilde. Şimdi tamam. Şöyle yapalım. Gelelim. Home Blade'e. Şunu kaldıralım. Tamam. Sildim. Ne oldu? Mert Bulur geldi ve ERT'ye geldi. Bakın ERT zaten bizim alt referansımız. Biz de Mert Bulur'un referansıyız, değil mi? Tamam, doğru. Gayet güzel. Şöyle bir şey de yapabilirim. Bakın. Ben buradan bir düzenleme yapıp ben aslında ABC'nin ve Mert Buldur'un referansı olmak istersem ne yapabilirim? Şu BCD'nin referans parent ID'sini 2 yaparsam ne olacak? Burada bakın referans olduklarımda ABC ve Mert Buldur geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi ABC ve Mert Bulur geldi. Şuraya users'a gelelim. Has money demişiz. Parent ID demişiz. Bu şekilde ilerledi. Şöyle şuraya da with parent yazalım. İç içe olanları bize göstersin. Evet, değişen bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Peki ABC'ye giriş yapalım bir de. ABC'de ne göreceğiz? Geldim buraya. ABC'ye giriş yapayım. Evet. Hop, yazamamışız. Bastığım zaman bakın referans olduklarım kim? Mert Buldur. Bakın Mert Buldur. Ben aslında Mert Buldur'un bir referansıyım. Niye? Benim parent ID'm 1. Yani şu şöyle çapraz ilerliyor. Peki benim referanslarım kim? Ben 2 yani BCD benim referansım. Yani ID'si 2 eşleşiyor. BC ERT de BCD'nin referansı. Ne oldu? Bu şekilde çıktı. Şöyle bir şey bakalım son olarak. Mert Buldur'a giriş yapalım. Bir de onu kontrol edelim. Bastım. Açtım. Bu sefer ne oldu? ABC bakın A'da sadece ABC ve BCD'ye getirdi. ERT'ye getirmedi. Çünkü neden? Bunların hepsi iç içe olarak ilerliyor. Bunun için ne yapmam gerekiyor benim arkadaşlar? Ben burada recursive bir tane controller yazmam gerekiyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle biz şu bizim home'daki alanı biraz revize etmem gerekiyor. Mesela şunu. Bunun için bir tane metot yazalım, tamam mı? Bunun adı public function output olsun ve bu bir data alsın, tamam mı? Ben burada ne yapacağım? Öncelikle bir tane string tanımlayayım. Bunları ul'li olarak yazdıracağım. Ul diyeyim. Daha sonra for each data as i ve d diyelim bunun adına. Ufak d olsun. Daha sonra ne yapacağız? String nokta eşittir ile birleştireceğim. Birleştireceğim bunu ve bir tane daha bir tane li atacağım. Ve daha sonra bakın kullanıcımın adını yazacağım. Ve daha sonra buraya geleceğim. Diyeceğim ki count the child eğer ki sıfırdan büyükse bak, otomatik olarak bana zaten Copilot hazırladı bunu. Daha sonra string diyerek şurada li'yi kapatacağım. Ve en sonda da yani şuradan sonra şuradaki boşluğu sileyim. Şuradan sonra da ul'yi kapatacağım ve return string diyeceğim. Şimdi bakın child için deneyelim. This output ne diyeceğim? Users diyeceğim. Ve artık bunu bakın child diyerek buraya çağıracağım. Burada da ne yapacağım? Hatta dilerseniz şöyle yapalım. Şu child'ı bir DD ile bir görelim. DD child diyelim. Ve şurada bir çalıştıralım. D name'in
olmadığını söyledi bana. Çünkü datanın içerisindeki child'dan gelecek bu veriler. Şöyle child. Şöyle yapalım. Şurada datayı users child olarak göndereceğiz. Evet. Bakın ABC, BCD, ERT olarak geldi. Artık ne yapabilirim? Basit bir şekilde şöyle bakın child diyerek bunu bastırabilirim. Bakın ABC'nin içerisinde, BCD'nin içerisinde ERT. Bu kadar basit. Yani bunu bu şekilde yapabildiğim gibi daha farklı yöntemlerle de yapabilirim. Nedir ki bu? İşte each döngülerine falan sokabilirim ama yani direkt bu şekilde almak varken tek tek uğraşmaya gerek var mı bilemiyorum. Belki onu bir sonraki derste gösteririz. Şimdi ne yapalım? Bir de şu şey için yapalım. Olduklarım için yani parent için yapalım. Onun için de şuradaki kodu ufak bir revize etmem gerekiyor. Ne yapacağım? Şuraya bir belirteç ekleyeceğim. Şuraya iterator diyelim. Ve şurada bakın şuraya iterator'ı yazacağım. Şurada da bu iterator'ı kullanacağım. Buraya child yazdım. Parent içinde ne yapacağım? Parent ve artık bana parent'ları getir diyeceğim. Ve parent olarak ekleyeceğim. Geldim buraya. Buna da aynen bu şekilde parent olarak çağıracağım. Ne dedi? Output, evet şurada. Şurada. Iterator dedik. Output'u çalıştıracağım şimdi. Çalıştıramadık. Artık o kadar dondu ki. Evet, şimdi çalışacak. Evet, herhangi bir veri olmadığı için bakın bu şekilde gözüküyor ama ben buradan gelip ERT için giriş yaparsam bakın BCD, önce BCD'yim, sonra ABCD'yim, sonra Mert buradayım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar referans sistemi de bu şekilde ilerlemekte. Anlamadığınız bir yer olursa yine bana yorum kısmına yazabilirsiniz.